esnaf şikayetçi. Mallarını yağma etmişsiniz. Ne yağması? Halk parasıyla alıyor malı. Ticaret özgürlüğü var. İster satar, ister satmaz. Ben öyle özgürlüğün anasını, avradını... Halkı kazıklamak diye özgürlük hangi kitapta var? Bu ülkede kanun var. Namuslu adamlar korunsun diye kanun var. Kanun namussuzu koruyacaksa o kanunu kaldırıyorum. Mahkeme? Onu da kaldırdım. Yapamazsın. Yaparım. Halkın acısını dindirmek için yapamayacağım şey yoktur. İcap ederse canımı bile veririm. Şimdi boşaltırım salonu. Sonra fırıncı işçilerin parasını verme. Dükkan kapat. Girdim fırına, halka ekmek pişirdim. Çöp kamyonu uğramaz. Gittim çöp kamyonu kaçırdım. Temizlik işleri müdürü var ya, ona bu herif Tekin değil galiba, büyük müfettiş demişler. Sen ol, dalaşma. Hakim bey, vallahi herifin boynu kırılacaktı neredeyse ikide bir selam vermekten. O da günde iki çöp kamyonu tahsis etti. Millet bayram ediyor. Zaten bu zavallı millete bir şeker ver, bin sene duasını al. Değil mi hakim bey? Al simit parasını. Abi fazla verdin. Yarın nasıl olsa simide de zam gelir. Ben şimdiden peşin ödeyeyim dedim. O ayıp değil mi? Buraya çadır mı kurulur? Kurulur tabii. Gönlünüze taht kuracak halimiz yok. Otele gecede 40 bin lira bayılacak paramız da yok. Ev kirasına aylık 1000 mark verecek dövizimiz de yok. Buraya 7 katlı apartman kurduracak dayımız da yok. Bu yoklukta bize de çadır kurmak düştü. Kendi ülkemizde, kendi paramızla biz yabancı olduk. Rüşvet olayını duydun mu kızım? Duydum efendim. 3 milyon mu istedi? Hayır, 3 milyon teklif etti. Kim? Bu namussuz. Beni seviyor diye işitmişler. Sen kandırırsın dediler. Kandırdım. Bak şu şeytanlı haline! Ne yapayım? Yandıysa yandı. Canımdan daha kıymetli değil ya. Bir çaydanlık için vurman mı lazım? Vururum. Vuramazsın. Ben senin babanın uşağı değilim. Bak laflarına dikkat et. Böyle kadar dikkat ettim de ne oldu? Etmiyor. Ne yapacaksın? Döveceksin mi? Senin dilin çok uzadı. Uzar, uzattırıyor. Ne var lan? Çay yok, bok için.